Hadi hadi sızlanma, sen işine bak. Gel 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 bakalım kerata. Bas gaza bas. Of tüh be. Ben kazandım. Efe bak bir misafirim var. Kusura bakmayın. Adresinizi okuldan aldık. Efe'nin kaza geçirdiğini duymuş. Tuttur da gidelim görelim diye. İyi yapmışsınız. Hoş geldiniz. Ali Kemal. Arif. Memnun oldum. Murat. Memnun oldum. Hoş geldin prenses. İsmin ne bakalım senin? Ada. Buyurun. Bir kahvemizi için. Hiç rahatsız olmayın. Bir merhaba deyip gideceğiz. Tekrar geçmiş olsun. Allah oğlunuzu size bağışlamış. Sağ olun. Sana zahmet. Bu arada ben Şule, Efe'nin annesiyim. Pardon. Memnun oldum. Ben de. Adacığım, hadi siz Efe'yle oynayın. Bir kahve içmeden bırakmayız sizi. Peki. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun. Hadi bakalım Efe. Bir arkadaşına merhaba de. Merhaba. Merhaba, şimdi iyi misin? Hı-hı. İyi olmaz olur mu? Seni gördü daha da iyi oldu değil mi Efe? Utandırmasana çocuğu. Sana bir şey getirdim. Bu ne? Davetiye. Bugün doğum günüm var. Sen de davetlisin, tamam mı? Hı-hı. Bak bak bak, far tutulmuş tavşana döndü bak. Ya gelmez olur mu? Hem de koşa koşa gelir değil mi Efe? Ne giyeceğim ben şimdi? Ne oluyor burada? Kıyafet seçiyoruz. Yani biraz titizleniyoruz en güzel olsun. Bu olur mu? Efe, oğlum bu fazla iddialı sanki ha? İddialı ne demek? Yani dekolte gibi bir şey Efe. Fazlası kötü görünüyor. Bir de ben bakayım anneciğim. Nasıl oldu? Hı? Bir de bunun altında bir şey var mı? Güzel böyle. Oo. Efe. E oğlum çok güzel oldu bu. Anne güzel seçti. Amca. Güzel oldu, güzel oldu da Efe. İstiyorsan konuyu hiç uzatmayalım. Sen direkt damatlık giy. Murat. Ne fena mı şimdiden niyetini belli etsin bence. Hadi siz bizi bir iki dakika yeğenimle yalnız bırakın. Ben ona bir iki taktik vereyim. Gel bakayım aslan parçası. Benim oğlumun taktiğe ihtiyacı yok. Gördük gördük biraz önce ihtiyacı olmadığını. Kızı görünce içine kaçtı. Bak şimdi Efe, her şeyden önce dimdik duracaksın, tamam mı? Amcan gibi. Kız sana bakınca da öyle gözünü falan kaçırmak yok sakın ha. Tamam, kendine güven. Bak bakayım. Oğlum böyle yavru köpek gibi bakarsan olmaz. Panter gibi bakacaksın. Nişan al, ateş. Del, geç. Tamam. Yap bakayım. Olsun çekirge. Olacak olacak. Sen de öğreneceksin. Merak etme. Yap bakayım. Arkadaş bir çocuk amcasına hiç mi çekmez ya? Bak bakayım. Sen hala ne bekliyorsun gitmek için? Gelininize güvenmeyi bekliyorum. Ve maalesef hayat bana kimseye kolay kolay güvenmemem gerektiğini çok iyi öğretti. Öyle mi? Sen gel bakalım benimle.
Nereye? Gel yukarı bir çık benimle sen. Gel. Gir içeri. Geç otur oraya. Bak bu Efe'nin albümü. Jüri hazırladı. Bak burada bir haftalıktı Efe. Annesi nasıl sarılıyor bak sıkıca. Gördün mü? Nasıl kokluyor bak bak. Jüri bu çocuğu alıştırma kucağına derdim de. Yok anne kucağıma sığıyorken böyle iyice sıkıca sarılayım. Doya doya seveyim oğlumu derdi. Gördün mü? Parkta. Bak gene kucağında burada. Gördün mü? Burada sünnet oluyor. Bak Efe hiç ağlamadı sünnet olurken biliyor musun? Ama Jüri ağladı. Efe için Efe acı çekiyor diye Jüri çok ağladı. Zor sakinleştirdim ben Jüri'yi. Görüyor musun bak? Burada doğum gününde. Bir yaş doğum günüydü bu. Günlerce hazırlandı Jüri bu doğum günü için. Günlerce. Bu anaokuluna giderken. Gördün mü? 3 ay her Allah'ın günü taşıdı bu çocuğu okula. Servise vermedin. Kızım bırak artık bu çocuğu servise ver derdim ben. Yok anneciğim daha alışmadı korkuyor çocuk derdi. Yine kendi götürürdü okula. Gördün mü bak. Bak burada Paris'e gitmişler. 3'ü ne kadar mutlu bak. Bak çevirme yüzünü bak fotoğraflara bak. Bak. Gördün mü? Hepsinde çok mutlu. Bak şöyle hep yanındaydım. Hepimiz yanındaydık bu çocuğun. Hepimiz yanındaydık ama sen neredeydin? Neredeydin sen? Kendi oğlunu doğurduktan sonra hiç fotoğrafı var mı? Gösterir misiniz? Hadi. Şurada şöyleydi, burada böyleydi diye sokun gözüme. Bekliyorum. Canı yanıyor diye ağladı mı bir daha? Gösterin hadi, bekliyorum hadi. Yok. Ben geliniz çocuğa bakmadı demiyorum ki. O baktı, o büyüttü, evet. Benden daha annedir, evet. Ben geliniz çocuğa bakmadı diye değil. Şu an istemiyor diye buradayım. Eğer Jüri çocuğu istemeseydi, kendi oğlundan ayırsaydı eğer, şu an ilaç içmezdi. Jüri ilaç içiyor biliyor musun? Niye? Senin doğurup sokağa attığın çocuk için kendi doğurduğu çocuğu 6 aylıkken sütten kesti Jüri. Niye? Bunun nasıl bir fedakarlık olduğunu sen nereden bileceksin? Çünkü 3 günlük annelik bu kadar oluyor. Hadi. Neyi ispat etmek istiyorsan onu ara bul. Git. Neyin peşindeysen ara bul onu. Hadi kızım. Olmuşum. İyi, güzel.
Saçlar ağrısı. Ya ben dedim size. Hayır oğlum, sen çok yakışıklısın. Akşe ablan yanılıyor. Yok, yanılmıyorum. Dur bakayım. Önce bir bozalım. Şimdi daha iyi oldu. Çok güzel oldu. Ben hazırım. Seninle mi gideceğiz? Anneciğim ne demek oluyor? Efe? Oğlum herkes annesiyle gidiyor. Hayır, olmaz. Oğlum neden böyle yapıyorsun? Akça ablam da gelsin o zaman. Akça ablası da gelsin. Tabii istersen. Akça abla lütfen. Eğer sıkılmazsanız. Akça abla lütfen, 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 lütfen. Tamam, geliyorum. İyi. Hadi bakalım, o zaman ben götüreyim sizi. Aslan parçası. Hayırlı işler. Hadi bin arabana, peşlerinden. Peşlerinden git oğlum, hadi. Niye anne? Oğlum, kızım peşindeler. Abinin başı belaya girecek diye korkuyorum. Hadi ne duruyorsun? Atla arabana, git peşlerinden. Ne korktun Allah aşkına? Ne büyüttün ya? Murat! Allah'ım, aklımı sakla ya Rabbim. Çalıştır arabayı, çalıştır. Akça yenge çıktı evden. Hadi. Efe? Adaya ne hediye alacaksın, düşündün mü? Abla. Bilmem, ben anlamam hiç, bana sorma. Bence güzel bir elbise alalım. Kat kat pembe tülleri olsun, prenses gibi. Sen de prens gibi oldun. Ne oldu Akça? Komik bir şey mi söyledim, neden gülüyorsun? Yani prens, prenses falan. Şatoda mı yaşıyor bu kız? Çocuklar sever böyle şeyleri. İleride anne olunca anlarsın. Abi Akça yenge çıktı evden. Yalnız mı? Yok abi, yalnız değil. Herifle ailesi de arabada. Tamam, bırakmayın peşlerini. Geliyorum hemen. Ne yapıyoruz abi? Takip edin diyor. Sen küçükken ne hediye isterdin Akça abla?
Ben küçükken hiç hediye almadım çocuk. Hiç mi? Almadım dedi ya oğlum. Bir gün alsalar sevinirdim. Ben böyle renkli renkli balonları severdim. Tamam o zaman. Biz de balon alırız. Oğlum orada her yer balondur. Süslemişlerdir zaten. Yani ben sana bana sorma dedi. Olsun. Biz de kalpli balon alırız. Baba, olur mu? Olur, olur oğlum, olur. Kim arıyorsun? Yok bir şey, yok. Efendim Ali Kemal Bey. Tahsin, sen bir arabadan bahsediyordun. Neydi onun şeyi? Plakası mı? Bilecik efendim. 34BHK042. Bir sıkıntı yok değil mi efendim? Yok. Yok bir şey. Ali Kemal ne oluyor? Ne arabası? Bir şey yok şöyle. Herhangi bir şey yok. İşle alakalı bir şey sordum Tahsin. O kadar. Ali Kemal ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum şöyle. Adanın doğum gününe yetişmeye çalışıyorum. Hepsi bu. Anladı herif. Bas gaza, keselim yollarını. Abi? Hasan abiyi bekleyecek zaman yok. Bas dedim, bas. Ali Kemal, biraz geç kalsak olur. Sen beni duymuyor musun? Duyuyorum, duyuyorum. Alında yolda kalmayalım, değil mi abi? Hayret bir şeysin ya. Midem bulandı. Abi polis. Ya durma, devam et, devam et. Ali Kemal. Abi herif anladı peşinde olduğumuzu. Adımköy girişindeki benzinlikteler. Giremeyiz abi. Polisler var benzinlikte. Tamam abi. Buyurun, bir şey mi oldu? Yok. Yok memur bey. Kolay gelsin. Görünce kaçtılar tabii. Vazgeçmeyecekler. Al aileni de git. Akça. Bak, onların derdi siz değilsiniz, tamam mı? İstedikleri benim. Siz geç kalmayın şimdi. Ben eve gideceğim, eşyalarımı toplayacağım. Ne yapayım, bir yere gideceğim. Akça, hiçbir yere gitmiyorsun. Ben başımın çaresine bakarım. Tamam, buraya kadar. Ben sana bir söz verdim, sözümde duracağım. Bana güven. Ali Kemal. Bir problem mi var? Bir şey yok şöyle. Hadi. Efe, gel bakayım babacığım. Gel, 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 gel. Hop. Sesim geldi. Çok sıkıştım. Şöyle. Hadi tuvalete git.
Hadi şöyle biraz çabuk, hadi. Hadi geç bakalım. Ben burada bekliyorum. Ne haber delikanlı? Ya ne yaptın? Ne oldu lan? Dur dur, öyle olmaz o. Nasıl bozduysak düzeltmesini de biliriz. Gel bakalım. Senin adın ne? Efe. Efe. Ne güzel ismin varmış. Kaç yaşındasın peki? 5. 5. Vay be. Koca adam olmuşsun ha. Çok güzel oldu bak. Konuşma. Şimdi gel bakalım delikanlı. Sen de erkek erkeğe bir şey konuşmamız lazım. Oğlum korkma. Sana zarar vermeyeceğim. Senden yardım isteyeceğim lan. Harbi diyorum. Bak. Bu kağıdı Akça ablana vereceksin, tamam mı? Dediğimi yap. Aramız bozulmasın aslanım. İnan beni kızdırmayı hiç istemezsin. Sen korktuğun biri var mı? Hı hı. Güzel. Bak şimdi kimden korkuyorsan ben ondan daha kötü olurum. Anladın mı? Ve sen bunun böyle olmasını hiç istemezsin. Çünkü sen çok akıllı bir çocuksun. Değil mi Efe? Hı hı. Aferin. Aferin. Polis gitsin diye bir yerde bekliyor olabilirler. Şule'yi al, hemen gidelim buradan. Hadi. Kolay gelsin. Efendim, sorun mu var? Aslına bakarsanız var. Evden çıktığımızdan beri bir araç bizi takip ediyor. Az önce buradalardı ama sizi görünce uzaklaştılar. Gittiler mi yoksa bir yerde bekliyorlar mı, hiçbir fikrim yok. Plakasını aldınız mı, bir sorduralım. Aldım. 34BHK042. Şule. Hadi gidiyoruz. Gördüğün gibi bekliyorum. Çocuk. Çocuk değil, adı Efe. Çocuk. Hadi çocuk, hadi. Ne oluyor, ne yapıyorsun? Efe. Hadi çocuk, hadi. Ne yapıyorsun? İyi misin sen? Hadi oğlum gidelim. Gel. Efendim Kadir. Abi ne yaptın? Siz dükkana geçin. Hallettim ben. Geleceğim ben de. Tamam, biz ilgileniyoruz. Diğer ekiplere de haber verdim. Ancak siz yine de dikkatli olun. Çok sağ olun memur bey. Kolay gelsin. Ali Kemal, ne oluyor? Bir şey olduğu yok şöyle. Sorup durma artık, hadi. Hadi, hadi oğlum.
Ali Kemal. Bir daha geçmediler değil mi? Akça, sakin ol. Hadi. Ali Kemal, yanlış yöne döndün. Eve gidiyoruz. Niye? Yine o adam değil mi? Şule, eve gidince konuşuruz bunu. Olacağı buydu zaten. Evden dışarı da çıkamayacağız artık. Şule, sonra konuşuruz. Lütfen. Akça abla. Ne oldu? Ne oldu çocuk, söylesene. Sana gönderdi. Akşam 8'e kadar vaktim var. Eğer çıkmazsan ben gireceğim buraya Akça. Ben gidersem kan dökülür o evde. Kimsenin canını yaktırtma bana. Neyi bekliyoruz hala? Neyi? Gönderin şu kızı artık evimden. Anne. Ya size bir şey olsaydı? Hı? Ya karına, oğluna bir şey olsaydı? Değer mi hiç tanımadığın bir kız için aileni tehlikeye atmaya? Ya ne yapalım anne? Kızı kapının önüne koyalım, o parçalasın o zaman. Oğlum, ben kızı gidin adama teslim edin demiyorum ki. Polise vereceksiniz kızı. Polis koruyacak kızı. Biz korumayacağız. Tanımadığımız, bilmediğimiz bir kızı biz korumayacağız. Anne, Allah aşkına biraz sakin olur musun? Olamam efendim. Olamam. Sakin falan olamam. Kafana kısıldım kendi elimde. Fare gibi hissediyorum kendimi. Hiçbir yere çıkamıyorum. Neydi belirsiz bir kız yüzünden? Kim bu? Neyin nesi? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ben o kızı bu evde istemiyorum. Duyuyor musunuz beni? Kendi evimde o kızı istemiyorum. Yoksa? Gitmem gerek. Yoksa ailenin başı benim yüzümden derde girecek. Efe kuzum. Söyle gitmesin. Kuzum yapma böyle. Akça abla. Bırakma beni Akça abla, ne olur bırakma. Sen gidersen... Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bak. Burada güvendesin, tamam mı? Herkes seni çok seviyor. Babaannen. Babam. Annem. Benim yapabileceğim bir şey yok burada. Çocuk.
Ben sana verebileceğim en iyi şansı verdim. İyi bakın ona. Akça abla gitme. Akça abla. Akça abla. Ayşe, sen çık, buramamı hazırlayacağım. Olur mu? Ben hazırlarım. Ayşe çık dedim, ben yaparım. Abi, vakit doluyor. Daha 5 dakikası var. Mecbur bekleyeceğiz. Baktık olmuyor. Çocuk düştüğünde neredeymiş, ne yapıyormuş, dedim mi bir şey? Uyuyormuş. Ne uykusuymuş bu? Bas bas bağırıyor çocuk orada, duymuyor mu? İlaç alıyor. Ağır ilaçları. Sersem etti ilaçlar kız zaten. Senin doğurup sokağa attığın çocuk için kendi doğurduğu çocuğu 6 aylıkken sütten kesti Şule. Niye? Tabii sen bunun nasıl bir fedakarlık olduğunu nereden bileceksin? Yalan söyledin herkese. İlaç falan içtiğin yok. Akça beni dinle bir. Sen hayatımda tanıdığım en tehlikeli insansın. Anne olmayı hak etmiyorsun. O çocuğu... hiç hak etmiyorsun. Akça! Anne, sen ne söylersen söyle ben o kızı bırakmam. Bırakma abi zaten. Bize yakışmaz.
İkiniz bir oldunuz, annenizi çiğniyorsunuz öyle mi? Benim lafımı hiç dinlemiyorsunuz. Hem de ne olduğunu, kim olduğunu bilmediğimiz bir kız için yapıyorsunuz bunu öyle mi? Ne yapıyorsunuz siz ikiniz? Ali Kemal! Akça, ne oldu? Beni koruyacağını söylemiştin. Yapar mısın gerçekten? Ne gerekiyorsa. Hasan. Beni almaya geliyor. Evi basacak birazdan. Vakit tamam. Söyle gidiyoruz.